teknolojiyle buluşturup 33 bin dekar alanda endüstriyel patates üretimi gerçekleştiren Doğa Tohumculuk, 11 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının neticesinde Türkiye'yi ve dünyayı nitelikli, kaliteli tohumla buluşturuyor. Doku kültürü ve Ar-Ge birimini de bünyesine katan işletme, ülke ekonomisine katkı önceliğiyle hareket ediyor. Dondurulmuş patates üretim tesisinde bir araya geldiğimiz Genel Müdür Kamil Aşkın ve Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Karahan, başarı hikayeleriyle birlikte çevreci üretim anlayışlarını Eko gündeme anlatıyor. Bundan tam 4000 yıl önce İnka yerlileri tarafından üretilen, 1995'te uzayda dahi yetiştirilen, buğday ve pirinçten sonra dünyanın en önemli besin kaynağı olup portakaldan daha fazla C vitamini, muzdan daha fazla potasyum, elmadan daha fazla lif içeren, gencinden yaşlısına 4 mevsim en çok sevilen ve tüketilen, mutfakların ve diyet listelerinin vazgeçilmez gıda ürünü nedir diye sorsalar, hiç düşünmeden patates yanıtını veririz. Patates bir diyet bitkisi. Yani patates bir karbonhidrat enerji kaynağı. %80'i su, %20'si kuru madde. Bu %20'nin de %18'i nişasta. İçinde B1, B3 ve B6 vitamin kompleksleri var. Niasin, riboflavin gibi. Onun haricinde belki şaşıracaksınız ama bir muzdan daha fazla potasyum ve portakaldan da daha fazla C vitamini içeren bir mahsul. Ve orta boy bir patates yediğiniz zaman haşlayarak yediğiniz zaman sadece 80 kilokalori alıyorsunuz. Türkiye'de ve dünyada üretim ve tüketim oranları değişse de değişmeyen unsur patatesten vazgeçilememesi. Dünyadaki üretimi 325 milyon ton, 200 bin hektar alanda 325 milyon ton civarında. Türkiye'de yıllara göre 5 milyonla 5,5 milyon ton arasında bir ürün kaldırıyor. Bunun %10'unu tohumluk olarak varsayarsanız kişi başına tükettiğimiz 50 kilo civarında. 50 kilo civarında bu çok yüksek bir rakam mı? Değil. Bugün Rusya, Moldova gibi ülkelere baktığınız zaman bunun 100 kilonun üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Ama gelişmekte olan ülkeler dediğim gibi endüstriyel patates ürünlerine yöneldiği için bu oran bizde biraz daha düşük. Bin dekar alanda 130 bin tonu aşan patates üretimiyle fark yaratan ve tohumdan çatala dikey entegrasyonu sağlayıp tüm süreçlere hakimiyetiyle dikkati çeken Doğa Tohumculuk, sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Firma, Türkiye genelinde yayılan üretim alanları, biyoteknoloji ve çeşit ıslahı, anaç ve sertifikalı tohum üretimi, endüstriyel ve yemeklik patates üretimi, atmosfer koşullu patates depolaması ve dondurulmuş parmak patates üretim tesisiyle toplumsal faydayı gözeten bir üretim anlayışını benimsiyor. Menevşe nasıl bilinir? Peri bacalarıyla ve patatesiyle oldukça tanınmış bir yer. Biz Doğa Tohumculuk olarak patatesi temsil eden bir firmayız. Firmamız 1995 yılında Nevşehir'de Yakup Karahan, ziraat mühendisi Yakup Karahan tarafından kuruldu. Ve uzun süre Doğa Tohumculuk olarak endüstriyel patates ihtiyacı olan global şirketlerin patates tedarikçiliğini, sanayi patatesi diyoruz buna, özellikle makro tuzlu çerez sektöründe ve dondurulmuş parmak patates sektörünün nitelikli patates ihtiyacını karşılayarak başladık ve uzun süre bu şekilde yolumuza devam ettik. Daha sonra daha nitelikli, katma değeri daha yüksek işlere yöneldik. Bunlardan bir tanesi, belki de bugüne kadar yaptığımız, hala da devam ettiğimiz en nitelikli iş patates tohumculuğu. Türkiye'nin tohumda dışa bağımlılığını durdurup dünyanın 5. üreticisi olmasını sağlayan, patatesin kalitesini, lezzetini artıran bilimsel ve teknolojik yatırımlarla dikkat çeken firmanın yönetim kurulu başkanı Yakup Karahan, henüz ziraat mühendisliğinden mezun olduğu yıllarda patatesteki potansiyeli görüyor.
6 yıl çalıştığı dünya devi firmada edindiği tecrübe yolunu aydınlatıyor. Konuya sadece kazanç getirecek yatırım olarak bakmıyor Yakup Karahan. Milli değerler ağır basıyor. Bu işi dünyanın diğer ülkelerinden daha iyi nasıl yaparım sorusu içindeki girişimci ruhu da açığa çıkarmış oluyor. Endüstriyel patates yetiştirmek üzere nitelikli bir ekip kurup teknik altyapıyı oluşturarak Nevşehir'de doğa tohumculuğu kuruyor. Patatesle ilgili birçok sıkıntıyla karşılaştık. Kalitede sorun yaşadık, depolamada sorun yaşadık, tohumda sorun yaşadık, üretimde sorun yaşadık. Şimdi bu sorunları yaşayınca 1995 yılında şirketle konuşarak kendim ayrıldım ve 1995 yılında doğa tohumculuğu kurdum. O günkü şartlarda tabii ki çok iyi şartlarla çalışıyordum Uzay Gıda'da ya da Frito-Lay'da, öyle söyleyeyim, Frito-Lay olmuştu artık. Çok iyi şartlarda çalışıyordum. Benim amacım Türkiye'de bu işin nasıl daha iyi yapılabileceğini insanlara göstermek. Ekonomisine katkıyı her şeyden üstün gören, patatese değer katan, bu alanda Türkiye'nin parmakla gösterilen isimleri arasına adını yazdıran Yakup Karahan, 1995 yılında 50 dekar alanda başlayan üretimin zaman içinde nasıl geliştiğini anlatırken anahtar kavram zorunluluk oluyor. Yaptığımız her şeyi zorunluluktan yaptık diyor yönetim kurulu başkanı. Tüm Türkiye'yi örnek teşkil eden girişimcilik hikayesi de burada başlıyor. 50 dekarla bu işe başladık. Şirketi kuruluş amacı sanayilik patates üretmek amacıyla kurdum. Fakat daha sonra bu yaptığımız her şeyi zorunluluktan yaptık. Hiç kimseyi model almadık, hiçbir şirketi model almadık. Tamamını kendimiz yarattık ve zorunluluktan yaptık. Karahan, o günkü üretim şartlarında yaşanan sıkıntılar tohumla başlayıp depolamaya kadar sürüyordu diyor. İlklerle anılan sürece birçok başlık ekleyen firma, 100 bin ton kapasiteyle dünyanın en büyük depo şirketlerinden biri oluyor. Bu sayede depolama kaynaklı file %50'lerden %8'lere kadar düşürülüyor. Kendi modelimizi geliştirip, fiilen kendimiz artık büyük bir çiftçi gibi, şu anda belki dünyanın en büyük çiftçisiyiz. 33 bin dekar alanda bizzat doğanın kendi üretimi var. Daha sonra işte patatesi depolayacağız. Depo yok. O günkü şartlarda küçük 30 tonluk, 40 tonluk mağaralar var. Patatesi mağaralara koyuyoruz. Depo diye adlandırılan mağarada havalandırma sistemi yok, soğutma sistemi yok, kapı yok, baca yok. Eğer 100 ton depoya patates koyuyorsak 50 ton çıkıyor. 1000 ton koyuyorsak 500 ton çıkıyor, yarısı tamamı. Ya çürüyor, ya filizler uzuyor, bir takım sorunlarla yaşıyorduk. Şimdi 1996 yılında ilk modern depoyu, yeraltı modern depolarını yaptım. Ve şu anda dünyanın en büyük depo şirketiyiz. 100 bin tonluk depo kapasitemiz var şu anda. Bunu da zorunluluktan yaptık, kendimiz yaptık. Bu şekilde bizim depo filelerimiz %50'lerden %7-8'lere kadar indi. Muazzam kazançlarımız oldu. Bölgenin coğrafi ve fiziksel özellikleri tamamen doğal depoculuk alanlarının kullanımına elveriş sağlıyor. Milyonlarca yıl önce bile insanların yeraltı mağaralarını erzak deposu olarak kullandıklarını biliyoruz. Aslında günümüzde değişen bir şey yok. Bölgede aşağı yukarı 2000'e yakın yeraltı deposu var. İrili ufaklı. Son 10 yılda da çok büyük projelere imza atıldı. Bunlardan ilkini biz gerçekleştirdik. Artık bizim doğa depolarına numara veriyoruz. Şu anda 5 tane depomuz var. Doğa 1, Doğa 2, Doğa 3 olarak gidiyor. İsimlendiriyoruz ve her biri yaklaşık 20 bin ton patates depolama hacmine sahip. Genel Müdür Kamil Aşkın, hem patatesin yetişme hem de depolama koşulları göz önünde bulundurulduğunda dünyanın en özel birkaç bölgesi arasında Nevşehir'in de adının geçtiğini söylüyor. Patates toprak altındaki koşulları, mükemmel koşulları buluyor.
Bu tamamen Tanrı'nın bu bölgeye armağanı. Sadece depolar değil, bu bölgenin iklimi, toprak yapısı, depolama hacmini düşündüğünüzde Tanrı'nın patates yetiştirin diye yarattığı bir yer burası. Buranın bir benzeri Idaho, Amerika'da var ama o da bu kadar büyük bir potansiyele sahip değil. Türkiye'nin en verimli arazilerinde toprak yerli tohumla buluşuyor. Sürecin her aşamasında sahada üreticiyle omuz omuza duran yönetim kurulu başkanı Yakup Karahan ve genel müdür Kamil Aşkın, ekimi, hasadı, depolaması, nihai ürünü derken adım adım Türkiye'nin geneline kaliteyi ve güveni sunmuş oluyor. Patatesin yetiştiği hemen hemen her Türkiye'nin her bölgesinde varız. Onu öncelikle söyleyeyim. Üretimimiz güneyde Adana ve Hatay'la başlıyor ve bu üretim süreci batıda Ödemiş, İç Ege'de Afyon, İnegöl, Eskişehir, ardından da ana mahsul bölgeleri olan Konya, Sivas, Kayseri bölgeleriyle sonlanıyor. Genç nüfusun yoğunluğu oluşturduğu ülkemizde cips pazarı hızla büyüme trendi gösteriyor. Endüstriyel patates üretimiyle kastedilen de bu noktada cips üreticileri oluyor. Bizim çalışma yapımız içerisinde patates sanayisinin değişik segmentleri, sektörleri yer alıyor. Bunlardan bir tanesi cips sektörü. Cips sektöründe makro tuzlu tuz çerez pazarında global tesislerin aşağı yukarı tamamına yönelik çalışıyoruz. Hedefiyle hareket edilirken sıkıntılar peşini bırakmıyor Yakup Karahan ve ekibinin. Ama her defasında yoktan var edilen yöntemler geliştiriliyor. Nasıl doğuyor yerli tohum üretimi fikri? Çıkış noktası ne oluyor merak ediyoruz. Yakup Karahan o günlere dönüp anlatıyor. Çalıştığımız firmalara bize daha kaliteli tohum vermelerini, daha iyi bedeller ödeyeceğimizi söyledim. Onlara daha iyi kaliteli tohumu git Mars'tan al dediler bana. Ben de tabii ki yine zorunluluktan 2001 yılında eski bir binamızı laboratuvara çevirdik. Bu işe başladık. 2001'de başlanıyor, başlanmasına da anlatıldığı kadar kolay olmuyor. Sonuca ulaşmak tam 11 yıl alıyor. Çok çalışmanın ve sabır göstermenin mükafatı alınıyor. Öyle ki tüm Türkiye'nin hatta dünya genelinde pek çok üreticinin ihtiyacına yanıt verecek kaliteli tohumlar elde ediliyor. Yakup Karahan'a göre yapılan onca yatırım, sarf edilen yoğun emek ve harcanan para karşılığında başarının ölçütü, geçmişte tohum alınan ülkelere tohum satabilmek oluyor. Özellikle de bu işin merkezi olarak görülen Hollanda'ya. 2001 yılında başladığım tohum üretme işine ilk ticari satışımızı 2012 yılında gerçekleştirdik. 11 yıl sonra aşağı yukarı 8-10 milyon dolar para harcadık o iş için. Fakat şu anda tabii ki belki de dünyanın en kaliteli tohumlarından birini ülkemizde üretiyoruz. Burada neredeyse tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak kadar tohum üretebileceğiz. Tabii ki asıl hedefimiz Türkiye değil, tam asıl hedefimiz bütün yakın coğrafya ve Avrupa. Tamam. Geçmişte tohumu aldığımız ülkelere biz tohum satmak istiyoruz. Eğer biz en çok tohumu biz Hollanda'dan ithal ediyoruz. Oraya tohumu sattığımız gün biz bu işi başarmış olacağız. Tohum ithalatını sıfırlayan firma, üreticinin alın terinin yurt dışına çıkmasının önüne geçiyor. Daha da önemlisi, dünyanın sayılı tohum üreticileri arasına adını yazdırıp itibarını pekiştiriyor. Hal böyle olunca ithal tohumun kalitesinden, veriminden şikayetçi tüm ülkeler sıraya giriyor. Türkiye menşeli tohum üretimde tercih sebebi oluyor. Firma deyim yerinde ise talep patlaması yaşıyor. Doğal olarak ithalatımız sıfırlandı. Her yıl yurt dışına 2-2,5 milyon euroluk tohum satın alıyordum. Şu anda sıfır tohum alıyoruz. Ve geçen yıl Türkiye tarihinde belki ilk defa 1870 ton tohum ihraç ettik.
Bu yılda şu anda 2375 tonluk bir bağlantı yaptık. Yine ihracat yapacağız. Çünkü elimizde olan tohum bu kadar. Şu anda sınırsız talep var. İşte Rusya'dan talep var, Orta Doğu'dan talep var. Yaklaşık 40-50 bin tona yakın bir talep var. Fakat bizim elimizdeki tohum bu kadar. Üretilen patatesin %30'u ihraç edildikten sonra kalanı kendi tesislerinde işleyip tohumdan çatala diye ifade edilen modeli hayata geçiren firma, piyasadaki dengeleri aleyhten lehe çevirmek üzere yine zorunluluktan fabrika yatırımına giriyor. Önümüzdeki yıl fabrikada 80 bin ton patatesin işlenmesi hedefleniyor. En son biz bu işin sanayisine girdik. Bu bulunduğumuz fabrikayı kurduk. Bunu da yine zorunluluktan kurduk. Öyle söyleyeyim. Biz daha çok işte tohum ve sanayilik patates üretiyorduk. Fabrikaların tedarikçisi konumundaydık. O fabrikalarda bir takım sıkıntılarla karşılaştık. Yani işte piyasadaki duruma göre o firmalar bizimle biraz oynamaya başladılar. Biz arkadaşlarla toplandık, dedik ki biz kimsenin oyuncağı olmamamız için kendi fabrikamızı da kurmalıyız. Dolayısıyla biz 2011 yılında bu tesisi kurduk. İşte %100 kapasiteyle çalışıyor. Ürettiğimiz malın %30'unu ihraç ediyoruz. Yurt dışına satıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl Mayıs ayında da buranın kapısı iki katına çıkacak ve 80 bin ton patates işlemeye başlayacağız. Yani biz yaptığımız her şeyi zorunluluktan yaptık. Nüfusunun hızla arttığı günümüzde dondurularak saklamak tüm dünyada gıdaların korunabileceği en iyi yöntem olarak kabul görüyor. Dondurulmuş gıda sektöründe ülkemizde ilk hareketlilik 1980'lerde yaşanmaya başlanıyor. Mevcut 7 tesisin 200 bin tonluk üretimine nazaran Türkiye'de kişi başı tüketim rakamı 1,5 kilogram düzeyinde kalıyor. Dondurulmuş patates sektörü Türkiye'de 1983 yılında İzmir'de başladı. Ve gelişen 30 yıllık süreç içerisinde şu anda Türkiye'de 7 fabrika faal durumda. Hatta 2 fabrika da yolda. Dondurulmuş gıdalar kullanım pratikliği açısından büyük bir kurtarıcı oluyor. Temizlenmesi, kesilmesi ve şekil verilmesi önceden yapılarak hazır hale getirildiğinden zaman kaybını ortadan kaldırıyor. Amerika'da toplam patatesin %80'i, Hollanda'da %65'inin donuk patates ürünlerine için üretildiğini düşünürsek ve orada kişi başına tüketimin 15 kilo 20 kilolar civarında olduğunu düşünürsek Türkiye'nin bu tür yatırımlara açık bir ülke olduğunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Tazelik, doğallık, kullanım kolaylığı ve ekonomik olması gibi sebepler dondurulmuş gıda sektörünün avantajlarını ortaya koyuyor. Öte yandan tesisteki işleyiş gıda güvenliği üzerine inşa ediliyor. Sağlık ve lezzet olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Üretimde saatlik periyotlarda her kademede renk, boyut, tat, koku gibi 50'ye yakın analizde kontroller yapılıyor. Her ay Kayseri'de gıda kontrol analiz laboratuvarına gönderilen ürünler sadece Türkiye standartlarında değil, Amerikan standartlarında testlere tabi tutuluyor. Burada haftanın 7 günü 24 saat süreçte talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Çok yoğun talepler var. Çünkü bir defa tamamen doğal bir ürün. Hiç katkı maddesi içermeyen, son derece masum bir ürün ve evde yapılan kızartmalara göre, patateslere göre çok daha sağlıklı. İşletmede buharda el değmeden soyulan, yıkanan, boylanan patatesler kesilip haşlanıp kurutma işleminden geçiriliyor. Ön kızartmadan sonra şoklanıp herhangi bir katkı maddesi kullanılmaksızın paketlenen patatesler tüm bu işlemler sayesinde evlerimizde sadece 3 dakikada kızarıyor ve çıtır çıtır lezzetli bir keyfe dönüşüyor. Proses içerisinde ısı kademeleri dediğimiz ısıl işlemler uyguluyoruz. Evde bildiğiniz üzere patates soyuluyor, kesiliyor ve
kızgın yağda bir şok kızartmaya tabi tutuluyor ve hücre zarları yıkılıyor. Dolayısıyla patates çok yağ çekiyor. Halbuki bizim tesiste haşlama, kurutma ve ön kızartma işlemleri nedeniyle bu yağ çekimi özellikle 1/3 oranına düşüyor. Yani evlerde %22 oranında, %22-25 oranında yağ içeren ürün bizde yüzde nihai kızartmayla %9'la sınırlı kalmış oluyor. Hem ürüne bir iç dış tekstür yaratıyoruz, yani daha çıtır bir ürün oluyor. Pişimden sonraki tazeliğini koruyor. Hem de kalorisi daha düşük oluyor. Büyük bir emek ve özveriyle hareket eden yönetim kurulu başkanı Yakup Karahan, mevcut tohum çeşitleriyle yetinmiyor. Yenilikçi anlayışla birlikte girişimci ruh bir kez daha kendini gösteriyor. Çeşit bulma konusunda girişimlere başlandığında tarih 2007'yi işaret ediyor. Laboratuvarımızda mevcut lisans hakkı dolmuş serbest çeşitlerden tohum yapabiliyorduk. Şimdi baktık ki bu ülkede çeşit de yok. Tamam. Bu çeşitler de yapılmamış. 2007 yılında çeşit geliştirmeye de başladım ben. Şu anda çeşit bulma aşamasındayız. Bulduk diyebilirim. Fakat bir çeşidi sıfırdan ticari hale getirmek için tam 15 yıl gerekiyor. Yani neredeyse bir ömür, öyle düşün. ...2007 Ziraat Mühendisleri Hizmet Ödülü, 2011 Dünya Gıda Günü En Başarılı Şirket Ödülü, 2012 Boğaziçi Üniversitesi Vakfı En Başarılı İş Adamı Ödülü. Bunlar yalnızca birkaçı. Neydi bu başarının sırrı? Alışılagelen sanayici profilinden farklı olarak bir tohum elde etmek için 11 yıl sabreden Yakup Karahan, yeni bir çeşit elde edebilmek adına 15 yılı gözden çıkarıyor. Azmedip ne istediğini bilerek istikrarlı bir yolda yürümek midir başarının sırrı diye soruyoruz. Karahan yanıtlıyor. Her sanayici önce ayakta kalabilmeli. Her şirket sahibi önce ayakta kalabilmeli. Biz önce kazandığımız paradan küçük paylar ayırıyorduk Ar-Ge'ye, küçük küçük. Fakat daha sonra daha ciddi kaynaklar ayırmaya başladık. Daha büyük kaynaklar ayırmaya başladık. Hem şirketimizi karlı bir şekilde devam ettirdik, hem de Ar-Ge'ye kaynak ayırdık. Bir de tabii ki sizin söylediğiniz gibi biz sabırlıyız, istikrar istiyoruz. Tamam. Dolayısıyla yani bu iş sonuçta büyük sabır istiyor, büyük emek istiyor. Bende de o sabır var tabii. İnşallah ölünceye kadar böyle devam edeceğiz. Mevcut şartlardan daha iyisini üretemez miyim hayalinden yola çıkıp bugün hem üretim potansiyeli, hem üretim anlayışı, hem de sektöre katkılarıyla Türkiye'nin sayılı firmaları arasına adını yazdıran firmanın yönetim kurulu başkanı Yakup Karahan'ın hedefi bugüne dek yapılanların çok üstünde. Benim şu anda en büyük hayalim bir kere Türkiye'nin işte Ayşe, Zeynep, Ahmet, Mehmet isimli çeşitlerinin bütün dünyada satılması. Bu biz tohum üreterek Türkiye'de üst kademe tohum üreterek Türkiye'yi zaten birinci lige taşıdık. Türkiye tohum ithal eden bir ülkeydi. Şimdi tohum ihraç eder konuma geldi. Bu bir hedefti. Biz bunu gerçekleştirdik. Ama benim asıl hedefim söylediğim gibi bu tohumu geçmişte bana iyi tohumu Mars'tan alın diyen ülkelere satabilmek, Avrupa'ya satabilmek. Asıl hedeflerimden birisi orası. İkincisi de şimdi biz bu fabrikayı kurduk. İşte yılda 35-40 bin tona yakın bir ham maddesi işliyoruz. Amacım önümüzdeki 8-10 yıl içinde bu fabrikayı 500 bin ton maddesi işleyen bir tesis haline getirmek. Yani dünyanın sayılı firmalar arasında sokmak. Ben ikinci olmayı çok sevmiyorum. Hep birinci olmayı seviyorum. O nedenle böyle bir hedefimiz var. Doku Kültürü Laboratuvarı'nın bulunduğu alanda cennetten bir köşe yaratan yönetim kurulu başkanı Yakup Karahan, yeşili seviyor, çevreyi önemsiyor, her fırsatta ağaç dikiyor, çevresel koşullara zarar vermeyecek üretim anlayışını benimsiyor ve tüm bu hassasiyetten hareketle gelecek kuşaklara nitelikli bir çevre bırakmak arzusunu dillendirerek sözlerini noktalıyor. Her yıl mümkün olduğu kadar
3000, 5000, 10000 her yıl bu kadar ağaç dikmeye çalışıyorum. Nereye bulabilirsem, nereyi bulursam tam oraya götürüp. Dolayısıyla tabii ki bu dünya yani çok çabuk tamam mı bozuluyor. Ondan sonra sularımız kirletiliyor, toprak kirletiliyor. Benim insanlara önerim, işte bu topraklar bizim değil, bizim torunlarımızın, torunlarımızın torunlarının. Dolayısıyla çok dikkatli hareket edersek, bir sakızı yere atarken, bir çöpü yere atarken, bir kimyasal maddeyi yere atarken veya suya atarken çok iyi düşünerek tamam hareket etmemiz gerekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı'nın çevre hassasiyeti üretimin her safhasında hissediliyor. Gözle görünür değişimleri beraberinde getiriyor. Genel Müdür Kamil Aşkın isimlerinin bile doğa olduğuna dikkati çekiyor. Çevreci uygulamaları detaylandırıyor. İsmimizi zaten doğadan aldık. Dolayısıyla sürdürülebilir tarım ve çevreye son derece duyarlı bir firmayız. Üretim ayağımızda özellikle biyolojik ilaçlara yöneldiğimizi söyleyebiliriz. Yine doğa tohumculuk olarak çevre açısından bazı ilklere öncülük ettik firma olarak. Mesela eskiden 50 kiloluk naylon füreç çuvallarda patates paketlenirken biz sanayi ayağında bunu 1250 kiloluk jüt big bag'lere bıraktık. Onun dışında global gap belgesi aldığımız için çevreye mümkün olduğu kadar duyarlı, saygılı bir firmayız. Gereğini yapan bir firmayız. Türkiye'nin lider patates yetiştiricilerinden ve tohum üreticilerinden Doğa Tohumculuğun Genel Müdürü Kamil Aşkın, üreticilere sertifikalı tohum kullanmaları tavsiyesiyle sözlerini noktalıyor. Özellikle üreticilerimize bir tohum üreticisi olarak sertifikalı tohum kullanmaları yönünde tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü yurt dışından çeşitli hastalıklarla malum özellikle Nevşehir bölgesinde ve diğer bölgelerimizde bazı karantina hastalıklarının hızla yayıldığını görüyoruz. Dolayısıyla biz ve bizim gibi yerli tohum konusunda çalışan firmaların sertifikalı kademede tohumlarını kullanmalarını öneriyorum. Onun dışında herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.